Sugba Lagoon turu için Del Carmen'e geldim. Hello. Arkamda görmüş olduğunuz yerde karabiber isteyince şok oluyorlar. Birazdan motosiklete atlayıp Siargao'nun Hindistan cevizi ağaçlarıyla kaplı ormanlarında kaybolacağım. Sugba Lagoon adı verilen yere ulaşmaya çalışacağım. Orman içinden yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk beni bekliyor. Gidip orada bir tekne bulup oraya sormam lazım, beni buraya götürür müsünüz diye. Artık adamlara kalmış ne kadar isteyecekler. Bakalım, bir fiyatta anlaşmaya çalışacağız. Kawhagan adası ve Sugba Lagoon bugün görmek istediğim yerler. Şu anda Siargao'da ormanın içinde bir yere geldim. Burada bir köprü var. Altından geçen nehir daha çok şuradaki ağaç ile biliniyor. Hindistan cevizi ağacına doğru yürüyorum. Şurada görmüş olduğunuz ofis, buranın girişi 20 peso. Burayı ziyaret etmek yaklaşık 50 sente denk geliyor. Burayı aslında turistler için bayağı düzenlemişler. Asıl üzücü olan buranın çok popüler bir yer olması. Çünkü sadece bir ağaç ve üzerinde insanlar sıraya giriyor üzerinden atlamak için. Belki de 10 yıl sonra bu ağaç burada olmayacak. Bir gün su aygırının biri atlayacak üstünden ve ağaç tarihe karışacak. Şimdi ağaca doğru yaklaştım. Burada turistler sıraya girmiş durumda. 15 kişi, 20 kişi falan var. Şöyle göstermek istiyorum size de. Come on, let us go. Maasin nehrinde Hindistan cevizi ağacının altından geçeceğim. İnanılmaz bir bitki örtüsü var. İnanılmaz bir yeşillik. What are these trees? Şu ağaçlar çok enteresan. You guys know what these trees are? Sanita, sanifa ağacıymış. Wow. Buralar şu bankalarla yapılıyor. Buradaki ağaçlar, ismini bilmediğim bir sürü tropik bitki var. İsmini aslında bayağı da merak ediyorum. Daha önce belki de hiç görmediğim bitkiler. Ya da böyle hani saksılarda falan görürsünüz. You're jumping? Maasin nehrindeki kısa süreli turum burada sona erdi. Şimdi birazdan buradan yola çıkacağım. Del Carmen'e, ondan sonra Sugba Lagoon'a doğru yola devam edeceğim. Sugba Lagoon turu için Del Carmen'e geldim. Motosikleti buraya park ettim. Sugba Lagoon turu yaklaşık 2000 peso. Yaklaşık diyorum çünkü 100-150 peso arasında environmental fee var. 2000 pesoyu ödedim. Şu görmüş olduğunuz biletleri aldım. Şimdi Del Carmen'den Sugba Lagoon'a doğru tekneye bineceğim. Şu anda Del Carmen'deki Port Nora'ya geldim. Hello. Hello. You're famous now. Görmüş olduğunuz tekne bizi Sugba Lagoon'a götürecek. Del Carmen oldukça küçük bir yer. Buraya ulaşmak yaklaşık 45 dakika falan sürdü General Luna'dan. Biraz uzun bir yol aslında ama gerçekten değecek bir tecrübe. Hello. Hello sir. Sugba Lagoon'a geldim. Gerçekten olağanüstü renkler var. Yani yeşil, yemyeşil bir su. Yani böyle zümrüt yeşili bir su. Ormanlık alanla, kayalarla birleşiyor. İnanılmaz güzel bir manzara. Şu şekilde gördüğünüz gibi buradan kayak kiralıyor. How much is it to rent the kayak? 300 for 1 hour. Saati 300 peso. Yani yaklaşık 6 dolar. Ben sadece şu bambu kayıkların üzerinde bir fotoğraf çekmek istiyorum. Şu yeşilin doğayla buluşmasını. Arkamda görmüş olduğunuz yer Sugba Lagoon. Zümrüt yeşili bir su. Kenarlarda yükselen dağlar, limestone kayalıklar ve inanılmaz bir bitki örtüsü. Sugba Lagoon turuyla başladım bugünkü aktiviteme. Daha sonra Kawhagan Adası'yla devam edeceğim. Şimdi buradan ayrılıyorum. Kawhagan Adası'nda görüşmek üzere. Şu anda görmüş olduğunuz ada Kawhagan Adası. Şöyle bir sandbar var. Böyle diğer tekneler. Sugba Lagoon için Del Carmen'e geldim. Del Carmen'de tur operatörlerinin yerini buldum ve oradan Sugba Lagoon turu için anlaştım. Aynı El Nido'da olduğu gibi Sugba Lagoon içinde A, B, C, D ve E turları var. Şimdilik sadece Kawhagan Adası, Sugba Lagoon ve bir tane daha kumsal var, oraya gideceğim. Şöyle etrafı göstermek istiyorum size bu arada yürürken. Şu anda ormanın içine geldim. Burada barbekü dönüyor. Hello, hello. Kawai, kawai. What's the food you guys have? What kind of fish is this? Lapu-lapu. You want big fish? By myself? No, not really. Only you? Yeah, only me. Now, it's very cold. My hands. Oh, lapu-lapu. You want lapu-lapu? They want lapu-lapu? Yeah, lapu-lapu. Yeah, but tuna here. Where is the tuna? Okay. There's tuna. That's a tuna piece. Mm. Tangige. Yeah, I think that will be good enough. Yeah, one should be good. Grilled, yeah, grilled. How much? 0.3 lang. De, 0.3. Şundan şimdi iki parça yaptırmak istiyorum. Yani 0.6 kiloya denk gelecek. 0.6. 0.6 is perfect, yeah. Oh, okay. Grill. Grill. Yes. Do you have the soy sauce? Yeah. 276 pound. Rice. One. Rice just small. One cup. Yeah, one cup, just small. 276 peso. How much was it? Like 0.6 pounds, right? 0.6 kilo. 0.6 kilo. 276, sir. How about the drink, sir? Buko? Buko, we have. I'll get buko. 306 plus 40. 246. Izgara balığının yanına Hindistan cevizi suyu aldım. Şimdi ödemeyi yaptım. Birazdan Hindistan cevizi almaya gideceğim. Izgara dokumalar pişiyor. You put the soy sauce? Yeah. With the soy sauce? Soy sauce and calamansi. Calamansi, that's why it's delicious. Şu anda ızgaranın önündeyim, inanılmaz sıcak. Tombolanı yaparken üzerine soy sosu ve kalamansi. Kalamansi böyle lime gibi, narinciye türü. Hakikaten böyle bir ekşi bir lezzet veriyor. İnanılmaz güzel tat veriyor. Tadı biraz daha değişik, biraz daha zengin bir tadı var. Aynen. İnanılmaz sıcak burası, o yüzden fazla yaklaşamıyorum. Can I sit over there? Yeah. That's fine. Hindistan cevizi almak için şuraya ilerledim. Yerde kesiyorlar Hindistan cevizini. Ormanın içine daldım şu anda. Hindistan cevizini aldım. Oturacağım, köşeye doğru geçeceğim. Ve sanki fazla dolu. Hafiften akıyor Hindistan cevizi. Ama ada hayatı böyle. Adada Hindistan cevizi olmazsa olmaz. Yani buraya gelip de insanlar balık yerken kola içiyor, bira içiyor filan. Hiç gerek yok. Hindistan cevizi varken macera aramaya. Şimdi şuradaki köşeme çekileceğim. Balıklarımız pişiyor. Öğlen yemeğim geldi. Palamudun tadına bakacağım. Yanında Hindistan cevizi, pirinç pilavı var. Şöyle göstereyim. Pirinç Filipinler mutfağında çok önemli bir yere sahip. Yani burada her öğünde, her yemekte pirinç tüketiliyor. Bizdeki pilavla aynı tadı. Yalnız böyle yanında karabiber isteyince böyle bir şok oluyorlar. Karabiberin ne olduğunu pek bilmiyorlar. Bir kere pirinci közlenmiş soğan ile karıştırıp sunmuşlardı. Öyle yediğimde hakikaten aşırı lezzetliydi. Izgara palamut, yanında soy sos, acılı soy sos bu arkadaşlar. Yani bayağı bir acısı var. İçinde chili pepper var. Küçük tane tane. Şöyle ızgara palamutla başlamak istiyorum. Bizdeki palamuttan farkı, üzerine calamansi ile ve soya sosuyla hafif bir terbiye yapıyorlar. Yani yerken balığı, calamansi'nin o ekşiliğini tadıyorsunuz. İnanılmaz lezzetli. Ya şu yemeği her gün yiyebilirim, hiç sıkıntı olmaz. Sadece kaşık var. Şu anda içeriye gidip çatal sormaya üşeniyorum. Kaşıkta iş görüyor. 3 parça balık söyledim. Yetecek gibi duruyor. İnanılmaz lezzetli bir ton balığı yedim. Kalamansi ve soya sosuyla marine edilmiş. Bugün Siargao'daki son günüm. Muhteşem günler geçirdim burada. Sugba Lagoon turuyla Siargao'ya veda ediyorum. Yarın sabah saat 9'da Cebu'ya, oradan da Singapur'a gideceğim. Kawhagan adasından manzaralar.